say. Sol, 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 sağ, sol. Sol, 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 sağ, sol. Asker, emret komutanım. Geldin askere, sas duruşu göster. Saçın karışmış, merak etme, keserler. Sancağa karşı önce bir selam ver. Marşını söyle, şimdi beraber. Hadi akşamdan ışık. Yaylalar, yaylalar. Kalk kalk, hadi şimdi yataktan. Bak bak, hadi hep bir ağızdan. Yüküm şemşer taşırsın. Dilo, dilo, yaylalar. Hep birlikte karada, karada, denizde ve havada. Dönem uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3-3-5 gece nöbeti. Budur varlığın yegane temeli. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Nöbet kutsaldır, rahat ol yuvanda. Gece gündüz yaz kış Mehmet çık ayakta. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Hep birlikte karada, karada, denizde ve havada. Her zaman ve her yerde. Sol, 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 sağ, sol. Kışlanın önünde redif sesi var. Bakın çantasına, acep nesi var. Bir çift kundurayla bir defesi var. Anu Yemen'dir, gülü çemendir. Giden gelmiyor, acep neden? 13-15 nöbetimi vukuatsız devrediyorum. 15-17 nöbetimi vukuatsız devralıyorum. Yerlerinize marş! Vukuatım yok dedim ama kardeş, var bir vukuatım. Karşıya bak. Fener'in maçını seyredemediğime mi yanayım, yoksa burada köstebek gibi çukur kazıyoruz, ona mı yanayım? Beyler, şimdi kazıp kazıp böyle ne gömü buluyormuşuz. Böyle 3-5 parça Bizans hazinesi falan. Amma olur ha. Amma! Bitti bu adam. Ben şuracıkta uzanayım abi. Üstüme toprağı örtün. Gömün beni abi, gömün. Gembel, bana bak. Hep beraber kazacağız, kaytarmak yok. Lan, o değildi.
Ne biçim iş ya? Deli pösteki seher gibi kaz kaz bitmez lan bu. Kolay gelsin. Sağ ol komutanım. Bunca yıldır ordudayım. Hiç böyle güzel bir çukur görmedim biliyor musunuz? Aferin lastik köstebekler, aferin. Sağ olun komutanım. Komutanım siz de alay etmeyin ya Allah aşkına. Hey! Yaşama lan hemen. Çık öyle, çık. Yürü nöbete. Yürü nöbete. Dilim tutulaydı. Ne cevap veriyorsun ki? Zaten ya nöbet tutuyoruz komutanım ya çukur kazıyoruz yani. Nasıl işse bu. Öl. Tatil köy mü sandın lan sen burayı? Şimdi yazıcıya gidiyorsun. Çuhur tamam. Şimdi bana nöbet yazın diyorsun. Anlaşıldı mı? Türkçe anlamıyor musun oğlum? Al sana İngilizce. Repeat after me. Çuhur tamam. Şimdi bana nöbet yazın. Okay. Okay komutanım. Oğlum lan sen beni delirteceksin mi lan? Lan aynısını söylesene. Çuhur tamam. Şimdi bana nöbet yazın. Dağıl! Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Estağfurullah komutanım. Kaybol lan burada! Kaybol lan burada! Sizle dalga geçmek ne yaptı be komutanım? Yürü! Kazın lan sizde! Kaz! Oğlum ne yapıyorsun lan? Özür dilerim komutanım yanlış. Bana bak Katip. Ben nöbet tutamam ha, tamam mı? Tutamam dedim. Bu numan bana kafayı takmış, tamam mı? Çukur kazmaktan anamı ağlamış lan! O kadar torun torba geldi, onlar tutsun nöbeti, tamam mı? Bana nöbet falan yazamazsın. Anlaştık mı? Kolla beni. Yazıcı bir, okey, tamam. Yazıcı bir dinlemedi Atrep, tamam. Geldi komutanım, karşımda tamam. İyi, müracaatta bulundu mu? Tamam. Bulundu. Bulundu komutanım, tamam. Kardeşim, bir de yüksek sesle beyan etsin. Ben de duyayım, tamam. Çuhur tamam. Nöbet yazın ba. Tamam. Aferin, tamam. Of! Karatıran kardeş, bana çok acıklı bir türkü söyle. Bak ben beceremedim, sen söyle tamam mı kardeşim? Ama sebebini sakın sorma, sakın. Selam canlar. Selamünaleyküm. Neyden? Gel Huzur abi dizi. Gel. Otur. Nasıl ama? Gördün değil mi? Gördüm. Güzel değil mi? Güzel ne demek? Afet-i Azam. Bir dakika lan siz neden bahsediyorsunuz? Ya abi nöbetteyken bir türkü tutturmuşum. Sonra bir baktım bir kız. Dur. Bir geri gel bakayım. Ne dedin? Abi nöbetteyken bir türkü tutturmuştum. Sonra bir baktım abi bir kız. Kız. Bu bildiğimiz kız mı? Kız abi. Kız yani. Genç, güzel. Bu nöbet yerinde mi bu? Yok abi bu nöbet kulübesinin karşısında bir ev var ya. İşte oradaki kız. Ha, yani Afet-i Azam diyorsun. Neysesi kadar durur. Büyük konuştun be kardeşim. Aman diyeyim. Bak, sakın bu işlere girmeyin çocuklar. Dikkat edin. Sonra ne olur biliyor musun? Çukurlardan çukur beğen. Direklerde cabası. Bak ben denedim. Ben oradan geliyorum. Aman abi, sakın hiç tavsiye etme. Bak arkadaşım, bize gönlü düşmeyene, bize gönlünü düşürmeyene biz arkadan dönüp bakmayız. Bu da böyle bildi. Vay, bu da delikanlılık abidesi ha. Kardeşim. Ben size söyleyeyim de, sizin paşa gönlünüz bilir. Nasıl istiyorsanız öyle yapın. Bana ne? Ben şahsen kat'i suretle, hayatta yani. Hayatta böyle bir işte bulaşmam yani. Ben size şey yapayım da, söyleyeyim de siz isterseniz dinlemeyin. Yani ben
Hayatta yani az... Görüşürüz çocuklar. Tamam. Printer kardeş. Ben nöbet manyağı yaptım. Ne? Ben nöbet adamım. Ben nöbet tutmalıyım. Ben nöbet tutmak için yaratılmışım kardeşim. Yani bu millet hak ediyor bunu. Ben bu millet rahat uyusun diye günde 5 posta nöbet tutarım be. Yeter ki onlar uyusun. Ben uyumam, onları uyuttururum. Vatan sağ olsun kardeşim. Vatan sağ olsun. Yalnız bir ricam olacak. Bana 3 nolu kuleye nöbet yazarsan çok sevinirim. Ya sen gerçekten iyi misin? Millet 3 nolu kulübe nöbetinden kaçarken sana ne oldu şimdi? Anlamadım ki. Lan oğlum ben zor severim diyorum, anlamıyorsun ya. Aha! Sen de mi nöbet manyağın, tembel teneke? Sorma patronu ya, sorma. Akrep soktu yine. Ay! Nöbet 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 diye nöbet manyağı oldu ya. Hoşaf! Kardeşimin nöbetlerini de bana yazıyorsun. Bütün dertlerinden kurtaracaklar seni. Yaz. Parli. Yavrum. Ha? Kendin nesin yani? Aşk olsun kardeşim ya. Aşk olsun yani. Arkadaşlıklar ne içindir? Ne içindir? Nöbet içindir. Büyüksün be! Kardeşim! Bu adam. Tamam. Bu adam bir numara. Tamam. 10 numara çocuk bu çocuk. 10 numara! Tamam, tamam canım kardeşim. Sağ olasın, sağ ol. Sen... Esnedin mi sen? Ha? Mübarek. Bir yorgun görünüyorsun sen değil mi? Kardeşim benim. Hadi sen git uyu. Hadi, hadi geç. Ben senin nöbetleri ayarlarım, hadi. Hadi canım benim. Bu adam. Yaz dostum. Tembelin nöbetini de bana yaz. Hangi pencere acaba ya? O kadar nöbet tuttuk şimdi, saatlerdir burada boşuna durmayalım. Sana da var ya, aşk olsun güzel kız yani, aşk olsun. Bize görünme git, Huzur abidesine gör. Olacak iş değil ya. Bu kadar prodüksiyon yaptık. Ha, görünüyor. Biz de şans olsa zaten gider kordonla şimdi kızlarla fıstık gibi pişti oynardık. Şansa bak ya. Teyze çıktı değil mi? Uşaklar, gece ne aşeyin oraya? Neydi o kız kulübesinin oraya? Oraya ne abi? Anam, ne arıyordun lan orada? Hiç. Habele dikkatli bakınca kız görünüyor dediler ya. Abi bak ayrım, bak ayrım, bak bak nenem, bak ayrım, bak ayrım. Cumba kesme de lafımı ya. Ben ne dedim, unutturdun bana. Ne diyordum ben? Baktım baktım diyordun. He dur hatırladım dur. Şimdi bakarım bakarım böyle bakarım baktım baktım bakarım bak. Hiçbir şey göremedim ya. Hiçbir şey göremedim. Şş bana bak. He. Senin nöbetin kaçtaydı? Gece 3-5 nöbetiydi. Ne oldu? La oğlum o saatte bir diksene ayaktasın. O saatte kız ayakta olur mu? Olsa olsa vampir olur. Nenem la ilahe illallah, iyi ki görmedim o zaman ya. Ben çok korkarım vampirden Zumba ya. Ben bir daha gitmeyeyim oraya o zaman ha. Lan sen ne dengesiz bir adamsın ya. Sizin kendinizde mi var lan? Geliyor hızlı, geliyor hızlı nazlı. Öyle bir yar sevdim ki. Yeni köylü burgazlı. Anası da yesin, babası lan da deme. Yesin. Uşağım niye başlayacaksın buraya? Senin nöbetin vardı ya. Niye başlayacaksın? Ya maymuna falan benziyor ama şu bizim Parli hakikaten hakikatli çocuk be, ha? Vallahi çok haklısın. Gerçekten maymuna benzeyi biraz. Abi benim nöbetim vardı. Yok kardeşim, illa senin yerine ben tutacağım nöbeti dedi ya. 10 numara delikanlıymış ya. Helal olsun çocuğa. Allah. La oğlum onun ipiyle kuyuya mı inilir la? Orada kız var diye nöbet tutuyordur o. Kız mı? Ne kızı ya? 3 numaralı kulübe nöbetinden bahsediyor. Kulübenin karşısında bir kız varmış. Fıstık gibiymiş, fıstık. Rapunzel, Rapunzel. Ne Rapunzel'i? Claudia şefer gibiymiş, çok güzelmiş. Hoşaf. Yüzsüz. Vatan haini. Nereye gidiyorsun? Sen mi?
Bu sefer tamam, dur. Hadi lan radyo. Hadi güzel bir parça çal be. Hadi be. Kızın sevdiği parça olsun, ne olursun. Na 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 komple 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 dikiz komple 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 dikiz dikiz Are you ready? Tamamen bilerek yaptım. Bilinçliydi yani. Ulan, ulan fikrim var bak. Sen bu mahallere düşecek adam mıydın? İnsan bir roman, bir şiir, kitap, bir şey okur be. Kıza bir şey yapmak lazım. Buldum. Üç, hayır üç. Üç, evet. Ne yani o cepte? Tamam, kaç dakikamız kaldı? Kaç aa, yaşın lan, sen kimsin? Masa sen ne yapıyorsun lan? Sessiz filmler falan, ha? Kimle film çeviriyorsun lan? Nuri Alço! Ne yapıyorum ben? Ne yapıyorsun, ha? Ne yaptığını biliyorum. Ben senin ne yaptığını biliyorum. Sen film çeviriyorsun. Daha düne kadar... Bana bak, bana bak. Daha düne kadar... Yatılmıyor muydun lan? Nöbet tutmak istemiyorum. Pardon, çok yorgunum diyen ben miydim lan? He? Sebep ister vatan, ister afeti devran. Alo! Ne oluyor burada? 21-23 nöbetinde vukuat yoktur komutanım. Ya vukuat yok demek. Zaten vukuatın danışkasısın oğlum sen. Vukuat olmasına gerek yok ki. Şu hale bak. Ne bunlar böyle? Kaldırsınlar çabuk. Kaldır. Şu hale bak. Ne oluyor oğlum sana? He? Ne oluyor? 2 saat nöbet tuttun diye kafayı mı yedin sen? 2 saat değil komutanım. 4 saat nöbet tuttum. 2 saat arkadaşımın yerine tuttum. Ya 4 saat. Allah Allah. Affedersiniz beyefendi. Çok özür dilerim. Düzeltiyorum. 4 saat. Pardon. Rica ederim komutanım. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. Geç geç. Geç yerine nöbetin devret hadi. Şu yakının başında düzelt çabuk. Benim hem fikri hem de zihni tırrak kardeşim. Devret. Emredersiniz komutanım. Hey Allah'ım ya. Geç şuraya geç. Hadi. Hadi yürü. Ayarladım ben. Ayarladım. Dolayısıyla haneme +1 puan yazdım arkadaşlar. Ne demişler? Kızlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanırmış. Ya Parlak kardeşim, sen yanlış anlıyorsun hemen. Kız pencereden öylesine bakıyordu. Kara tren. Aklın sıra. Kızı kendine saklayacaksın değil mi? Çok geç kardeşim. Bundan sonra 3 numaralı nöbet kulübesi zihni fikri parlağın aşk yuvası olarak anılacak. Artık hatun yengeni sayılır. Ya konuşmalarınıza dikkat ederseniz biraz daha ölçülü, terbiyeli olun lütfen. Rica edeceğim çünkü aramızda seviyeli bir ilişki var. Öyle mi? Seviyeniyim lan ben senin.
O nöbet benim nöbetimdi. Sen benim kısmetimi yedin maymun. Kardeşimin kısmetini niye yiyorsun şempanze? Ya kardeşler, kızın öyle değişik, hüzünlü bir tipi var. Yani öyle hafif meşrep bir kız değil. Yanlış anlıyorsunuz hemen. Ya değil mi Neyzen? Ya... Vallahi canlar. Fikri Parlak kardeş enteresan adam. Ama bilmiyor ki... balığı oltaya getiren pis boğazlığıdır. Umarım başına iş almaz. Pis boğaz! Allah'ım çekemeyen suratlar, bir kıskançlık, bir haset. İkiniz de hasetinizden çatlıyorsunuz. Sen de öyle değil mi Neyze? İzmirliyim ben, İzmirli. Hatunu 40 kilometre öteden tanırım. Çiğdem'le büyüdüm ben, Çiğdem'le. Kabak çekirdeğiyle değil. Nene. Ne değil lan bu? Ne dedin lan sen? Şimdi ne dediğimi sana anlatırsam hepimizin askerliği biter kardeşim. Bak dalgana sen ya. He, fındık mı şey meşhur sen? He, fındık mı şey meşhur dedin? Ne dedin? Manyak mısın? Fındığı cümle içinde bile kullanmadım ben be. He bak, teori misin? Kullanacaksın hemşerim. Fındığı cümle içinde de kullanacaksın. Güncel hayatında da kullanacaksın. Her yerde kullanacaksın, anladın mı? Lan manyak mısın? Mevzuyla alakası yok fındığı. Niye kullanayım şimdi? Olacak arkadaşım. Mevzuyla da alakası olacak. Seninle de alakası olacak. Her günde bir avuç fındık yiyeceksin. Ben de seni kontrol edeceğim, anladın mı? Tamam lan fındık. He, fındık. Yedayırım şartlar be. Oo, rahatladım ya. Yedayırım, hadi iyi geceler. Oh be, bana bak, ben uyursam üstümü ört benim. Bunun içine bir şey girmiyor. Olmaz öyle şey, kimden duydun? Sen ne diyorsun Numan? Öyleyken böyle komutanım, nöbet bahane bütün alay çalkalanıyor. Orada nöbet tutmak için birbirlerini yiyorlar ya. Dedikoduyla hareket edilmez. Gözünle gördün mü Numan? Gittim gördüm komutanım, nöbet bahane. Karşıdaki kızlar resmen göz dikmişler komutanım. Göz kırpmalar, kaş burkmalar. Bölü ve içtimayı topla. Emredersiniz komutanım! Erbaş ve Erli, emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Sağ ol Kerim. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. Rahat. Rahat da dinle. Arkadaşlar, burada yalnızca vatanın taşını toprağını korumak için değil, aynı zamanda milletin namusunu korumak için de bulunuyoruz. Vatan borcu namus borcudur. İçinizden hiç kimsenin herhangi bir vatandaşımızın namusuna yan gözle bakmayacağına eminim. Ancak içinizden bir tek kişi bile bu konuda şüphe uyandırırsa acımam. Şimdi bazı ziyaretlerde bulunacağım. En ufak bir şikayet alırsam en ağır cezayı vereceğim. Askerin temiz adını kimse lekeleyemez. Ben de lekeletmem. Anlaşıldı mı? Evet, yasız komutanım. Anlaşıldı mı? Evet, yasız komutan hoş geldin. Hoş bulduk. Geç buyur. Nazife koş, komutan geldi. Sağ olun, girmeyeceğim. Estağfurullah. Rahatsızlık ne demek komutan? Askerimizin bastığı yere kurban olurum ben. Rahat uyuyorsak sizin sayenizde uyuyoruz. Sağ olun, eksik olmayın. Ya nasıl anlatacağım bilmiyorum. Bizim nöbetçi erlerden bazıları galiba... Allah razı olsun nöbetçilerden. Emin misiniz? Anlamadım. Yani sizin bir kızınız varmış galiba.
Kızımız değil, torunumuz o bizim. Kazadan sonra torunum hayata küstü. Yemeden içmeden kesildi. Tedbirli mekanda ferahlık var dedik, yanımıza aldık ama nafile. Bir kerecik bile yüzü gülmedi. Ta ki sizin nöbetinde ortaya çıkana kadar. Şarkı söyleyen mi dersin, taklit yapan mı dersin? Zavallı torunumu güldürebilmek için ne lazımsa yaptılar. Allah onlardan hepsinden razı olsun. Kaza dediniz. Nasıl bir kaza? Buyur geç bir çayımızı iç komutanım. Anlatırım ben. Peki. Emin misin Laz Cemal abi? Uşaklar şaşırtmacı soru sormayın ya. Levent Üste hemen söyledi. Kız kulübesinde nöbet tutanları topla dedi, geliyorum dedi. Patates olduk abi. Levent Üsteğmen her şeyi çakmıştır abi. Şimdi de bize çakacak. Benim bir fikrim var çocuklar. Firar edin. Aa, bak gerçekten buradan dikkatli bakınca harbiden kız gözük iyiymiş ha. Gördün mü? Gelin buraya. Komutan çağır. Koş koş koş. Emredin komutanım. Böyle kapıdan bacadan olmaz. Gelip yüz yüze bir merhaba deyin dedim. Merhaba. Diyelim be. Merhaba. Selam. Merhaba. Merhaba. Ben Neyzen. Merhaba bacım. Ben Mehmet Karatren. Seni gördükçe öz bacımı görmüş gibi oldum. Sayende hasretim azaldı. Allah senden razı olsun. biz de çok memnun olduk. Bizim evet. O zaman müsaadenizi isteyelim. Evden beklerler. Türküler siz devam edin artık. Fikri! Aa nereye? O taklitlerinizi yakından görmek isterdim. Taklit, taklit derken? Beni güldürmek için yerlere atıp kalkıyordunuz, taklitler yapıyordunuz ya. Taklit. Evet. Vallahi ne yaptıksa Allah sizi inandırsın güldürmek için yaptık. Sizi güldürmek için vallahi de bildim. Ama çok iyi yapar. Taklit çok iyidir. Çok iyidir taklit konusunda. O zaman yapın da biz de gülelim. Yok yok komutanım taklitlerinden sakın. Taklitlerinden sakınsak komutanım. Emredersiniz komutanım. Na 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 Ne güzel gidiyoruz valla. Abi, patron. Abi bizim ne işimiz var yılan falan ya? Ya bizim istimada olmamız gerekiyor. Komutanlar bekler, yılanı boş ver ya. Ya. Dön, dön. Sus. Konuşmak yasak. Bak işime konsantre olun. Sus. Ya girmiştir deliğine bir yere ya. Ya bırak doğal hayatında kalsın hayvancık ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ya korkuyor insan abi. Tavşan değil ki oğlum bu. Yılan sokacak seni. Korkuyor musun? Ha, korkuyorum. Ya yılanın deliğine çomak sokulur mu ya? Sen ne kadar cuğursuz bir insansın sen ya. Oğlum bak sus bir dakika konsantre olamıyorum. Sussana sen ya. Yardım edin! Gitti yılana şehit oluyor çocuk. Güvenlik! Kardeşim gitti çocuk. Şehit oldu yılan uğruna. Yavrum. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 68 sondur komutanım. 68 son mu? Nerede oğlum bu iki kişi? Bana bak.
Sayarken atlamıyorsunuz değil mi? Nerede kaldınız la? He? Dur geldik. Sana bir hediyemiz var oğlum. Ana, yiyecek bir şey mi aldınız? Ha, yiyecek bir şey. Ne attınız la içime? Yok bir şey ya. Yılan yılan. Gerçek yılan. Bir şey yok komutanım. Alo! Yok bir şey komutanım. Ne oluyor burada be? Burası anı kucağı değil. Asker ocağı. Burada disiplin esastır. Komutanlarınızın emirlerine uyacaksınız. Eğer uymazsanız nasıl uyulacağını ben size öğretirim. İkinci bir emre kadar bütün izinler iptal. İzin saatlerinizde disiplin hatırlama çalışması yapacaksınız. Başçavuşum emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Yakın uçak, yakın uçak. Ya bardak be abi, ne eşek şakası yapacağım diye kitledin bizim çarşılarda ya. E kardeşim, bunu yapmadın mı da askerlik kesmiyor be. Oğlum zaten çarşı size kilitlendi. Bana kilit dedi ki ben çıkıyorum. Tabii tabii. Hangi paşanın torunusun sen? Ne diyorsun lan sen? Abi ben çıkarım. Çıkamazsın. Çıkarım çıkarım. Çıkamazsın. Çıkarım. Çıkamazsın. Çıkarım. Çık. Var mısın iddiaya lan? Nesine? Çıkamayan cimbomuz. Olsun, olsun. Ben çıkarsam üç beşli sana kilitlerim ama. Tamam, kilitle lan. Kilitlemeyen cimbomuz olsun. Olsun. Tamam, tamam lan. Hadi, hadi bakalım. Bırak elimi, bırak. Yani iddiaya da girdik ama şimdi cimbomlu olmak da var tabii. Ay. Bugün ne günü? Bugün benim doğum günüm. Bugün senin doğum günün mü? Evet. Çok sevindim, vallahi çok sevindim. Niye bu kadar sevindin anlamadım. Sen de yaşlanıyorsun. Ne demişler? Güzellik geçici. Ama kilolar kalıcıdır demişler. Haklısın. Uzmanak. Komutanım ben Sarı. Ha söyle Sarı. Komutanım bugün Ali Memşire'nin doğum günü de hani bilmek istersiniz diye düşündüm. Kimi? Ali Memşire. Ali Memşire'nin doğum günü mü? Nane Hemşire Hanım, bu sizin dosyanız. Bu arada bugün de sizin doğum gününüzmüş. Vallahi inanmam. Aa, niye inanmıyorsun? İnsan değilsiniz ki, melek gibisiniz. Böyle nurdan yaratılmış gibi. Sarım. Lacivert. Al evrağı da kaybol. Seni anam benim için doğurmuş canım. Sarım. Lacivert. Ne oldu, kıskandınız mı? Nane Hemşire, sizin için de bir tane söyleyeyim. Tamıştın, de uleler tamıştın, de uleler tombul tombul. Ne oluyor lan? Burnuma bastı, kokuları geliyor. Benim payımı ayırdınız değil mi? Bir tarafım şişmesin. Ne şişecek lan? Daha şişeceğin kadar şişmişsin zaten, şişik. Ne pastası oğlum? Ne demek ne pastası lan? Ağzına sümsü yok oğlum lan senin. Alev Hemşire'nin doğum günü değil mi la bugün? Oha! Lan ben daha bugün öğrendim. Sen nereden biliyorsun? Basta gelecek yerden bu mesir yenmez aslanım. Ben alaydakilerin doğum günlerini takip ediyorum. Aynı borsa gibi. Şuş. Ah!
Hayrola akrep uzmanı? Çok kötü benim tutulmuş komutanım. Soğuk almışım buradan, kuluçlardan falan. Bunlar ne? Şifalı bitkiler mi? Sırtına sürünce iyi mi geliyor kuluçların? Yani böyle alternatif tıpta bir yerde hani komutanım. Alternatif tıp. Madem öyle sen şöyle bir uzan. Ben bir üstüne çıkayım. Bir sırtını ezeyim. İyi gelir. Siz nereye komutanım? Devre mi? Benim de aklıma bir şey takılmıştı ama şimdi geçti. Ha, problem akılda yani yine. Sarı! Gerçert! Ray! Buyurun komutanım. Ali Memşire'ye mi bakmıştınız? Bakacağız bakmasına da. Aztek yerim önümüzü kesmezse. Yakışıklılığınızı kıskanıyor değil mi komutanım? Yani. Nedir, rütbesine mi güveniyor, ne yapıyor ben de anlamadım. Oğlum bu işler rütbeyle olmaz. Şu pırpırları görüyor musun? Ben ömrüm vermişim pırpırlara. İki günlük Aztek gelecek, iki tutam çeşek götürüyorum diye benim önüme geçip. Ben bunları sana niye anlatıyorum? Oğlum hadi bak işine geç. Komutanım o değil de Ali hemşehrinin doğum günü ya bugün. Hani beni gönderip pasta aldırıp sürpriz doğum günü partisi falan yaparsınız diye düşünmüştüm. Hayır. Sarı! En büyük çarşı! Lan devrem, devrelerim mi yandı seni? Bir fenerle en büyük çarşı diye yırtılır mı be? Abicim çarşıya çıkıyorsa der tabii, yırtar. Kafayı sıyırmış la bu. Güveç tenceresinin dibini sıyırır gibi. Anam! Güveç olsa da isek. Üç öğün çalış güveç. Üç... Güveç... Üç öğün güveç miydi la? Neydi o ya? Sonunda oldu. Beklenen oldu. Beynini peynir ekmekle yedin. Hı? Aferin, beğendin mi yaptığını? Ha? Oğlum ödüm kopuyor lan. Bir gün hepimiz yiyeceksin diye. Güveç. Şişik, canın güveç falan çektiyse getiririm çarşıdan yani. Ulan Maldonado, hasta mısın lan? Ne çarşısı oğlum? Akrep uzman beni çarşıya gönderiyor da. Sen nasılsın? Sen bizle alay mı ediyorsun lan? Uçarım ha. Fener alayı oğlum bu. Sarı, lacivert en büyük çarşı. Ben kaçtım. Hadi bay. Yürü lan, yürü. Hoşan nasıl çıkıyor lan? Delireceğim oğlum. Güveç. Belanı boğarım abi. Doğum günü için özel pasta yapıyorsunuz değil mi? Özel derken? Nasıl özel? Ya mesela doktoruna aşık hemşirene özel pasta var mı? Bana bir hemşire aşık da. Doktorum ya ben. Halbuki daha çok hastaya benziyorsunuz. Aa, tabii ben de birine hastayım da kim olduğunu sormayın sakın. Peki pasta neli olsun? Karamelli olsun. Karameli çok severim. Siz de renklerden sarıyı mı seviyorsunuz yoksa? cevap vermeyecek misiniz? Aa, aynı hemşire gibi oldunuz. Aman bütün hemşireler gibi siz de bana aşık olmayın da. Ya da aman olun. Ben karışmayayım size. Sarayım mı? Burada mı kafanızı ayarsınız? Lalım nerede kaldın ya? Komutanım buyurun. Size İstanbul'daki en güzel pastayı buldum. Aferin oğlum. Bunu böyle göstere göstere mi getirdin millete ha? Oğlum sürprizi bozacaksın ya. Sürprizi bozacaksın ya. Yok komutanım kimse görmedi. Bak özellikle Kerim Asteğmen asla duymamalı. Anlıyor musun beni? Emredersiniz komutanım. Şunu da size şöyle vereyim. Bir erkek başka bir erkeğe çiçek uzatıyor. Oğlum biri görse ne düşünür ya? Koçunu masanın üstüne. Allah Allah. Bak Sarı. Lanet! Hayır! Pardon komutanım, alışkanlık ya, oluyor arada. Kerim Asteğmen asla ve asla duymamalı. Anlıyor musun? Emredersiniz.
komutanım. Tamam çık şimdi. Güzel, her şey çok güzel. Dedim tamam. Nereye bağladın onu? İşlem tamam yani karameli bağladım abi, ayarladım. Ne dedi lan bu? Karameli bağladım diyor lan bu. Sen kimi bağlıyorsun lan? Sen kimi bağlıyorsun ha? Tamam canım. Sakin. Benim zoruma ne gidiyor biliyor musun kardeş? Sen bu kadar rahat çarşıya nasıl gidip gelebiliyorsun lan? Nasıl gidiyorsun? Nasıl gidiyorsun lan? Ya aslında istesem yine çıkarım da bugün hiç çarşıyı istemiyor canım ya. Bilmiyorum. Sakin. Sakin. Ben bir şey sormak istiyorum. Ulan Maldonado. Schengen vizesi mi lan bu? Girip çıkıyorsun durmadan. Manyak mısın oğlum sen? Bir dakika. Bu bizi yiyor la. Neye inanıyorsunuz buna ya? Oğlum ne yiyeyim ben sizi lan? Hani istersem girelim, istersem çıkarım. Bu kadar ya. Basit yani. Nah gidersin sen çarşıya. Giderim abicim. Gidemezsin lan. Giderim. Gidemezsin. Var mısın iddiaya? Nesine? 10 lirasına. 20 lira. Hadi. Gir. Komutanım. Canım. Size bir şey arz edebilir miyim? Evet evladım. Komutanım, bugün Ali Memşire'nin doğum günü olsaydı ne yapardınız? Vallahi bilmem ki. Yani ne yapacağım bilemezdim. Sürpriz olurdu. Ben biliyorum komutanım. Mesela beni çarşıya gönderip pasta falan aldırıp gizlice sürpriz doğum günü partisi yaparak Alev Hemşire'nin gözüne girmek istemez miydiniz? Gözüne mi? Gözüne. Girmek isterdim tabii. İyi o zaman. Komutanım benden duymuş olmayın ama bugün Alev Hemşire'nin doğum günü. Ne? Akrep duymadan git koş pasta al gel. Çabuk koş. Vallahi çok gitmek isterdim komutan ama biliyorsunuz maalesef çarşı izinleri hep iptal. Ya. İznin lafı mı olur evladım? Yalnız ben şimdi biraz heyecan yaptım. İzin kağıtlarını nereye koydum bilmiyorum. Sen bul, bana getir. Ver imza. Hadi. Emredersiniz komutanım. Olduğunu hiç fark etmemiştim. Gösteriş sevmediğim için boyumun tamamını size göstermedim. Sürprizlerle dolu bir insansınız. Çok etkilendim. Boyumdan mı? Her şeyinizden. Bugüne kadar bana hiç kimse sürpriz doğum günü hazırlamamıştı. Eğilse benimle evlenir misiniz? Siz de benimle evlenecekseniz. Evet. Beyler izninizle ben çarşıya gidiyorum. Tabii sizin izninizle değil, Aztek Kerim'in izniyle. Paralarınızı çatır çatır harcayacağım. Tamam patron. Helali hoş olsun. Paralarımızı çatır çatır harcayacağım ama ben bir şey sorabilir miyim? Bir şey soracağım ben. Sen bir günde nasıl iki izin alıyorsun abi? Nasıl yapıyorsun bunu ya? Abiciğim siz önce şunu öğrenin. Benimle iddiaya girilmez. Bu kadar. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Yok ben iddiadır kaybedilir. Ona bozulmuyor. Bu günde iki defa çarşıya çıkma fikri bana aitti. Tamam mı? Fikir hırsızlığı yapıyor, ben ona bozuldum. Anladın mı?
Bu izinler nasıl koparıyor? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ya Cumba, ben bile bir şey anlamayayım ya. Sen nereden anlayacaksın onu ya? Ben bile anlamadım ya. Ulan biz neyi anlamadık ki? Ben onu da anlamadım. Pardon. Hadi bildiniz. Yüzsüz. Kabın içerisine girince dövelim ya. Bir bağa bırakın. Bakar mısınız? Ben pasta rica edecektim. Doğum günü pastası. Ben bu anı daha önce yaşamış gibiyim. Ha, doğum günü olan hemşireler ikizdi onda. Karamelli mi olsun yine? Karameli çok seviyorum da. Ne yapayım? Karameli çok seviyorum derken? Bir dakika, bir dakika. Doğum günü falan yok mu? Siz kendiniz için mi alıyorsunuz bu pastaları? Tamam. İtiraf ediyorum. Yakalandım. Ben bu pastaları sırf evet. Sizi görebilmek için alıyorum. Ciddi misiniz? Ya biliyorum, 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 biliyorum. Siz kızlar esprili erkeklerden hoşlanıyorsunuz ama ben bu sefer gerçekten ciddiyim. Kolay gelsin. Yok komutanım, yani karizmamı çok fena çizdirdiniz. Kızı görmediniz mi? Nasıl gülüyordu? Kızma, kızma. Sen de yalan söylemeseydin kız. Neyse, partiyi zaman yapıyoruz? Ben size haber veririm komutanım. Siz hiç merak etmeyin. Aferin. Hadi bakayım, görelim seni. Yardımın lazım Nalan. Alev hemşireye sürpriz doğum günü hazırlıyoruz. Sakın bozun deme ha. Olur, gelince söylerim. Sürpriz diyorum, sürpriz. Bak milleti pasta almaya gönderdim ya. Allah, pasta mı neli? Mumlu. Ne bileyim ben neli, gelince bakarsın, yersin ya. Dans da edecek miyiz? Dans? Sakın ayağıma basayım demem ha. Aa, deli miyim ben? Niye seninle dans ediyormuşum? Ben herkesle dans etmem. Ah, erkeğim. Lacivert! Oğlum bırak şimdi laciverti, macivert. Ne yapacağız lan? Komutanım, sizi öbür odaya alayım ben. Müzik başlayınca siz sürpriz diye gireceksiniz, tamam mı? Buraya mı geçeyim? Evet. Alo. Alo komutanım. Gelebilirsiniz komutanım. Her şey hazır mı? Eksik yok değil mi? Yok komutanım yok. Buyurun gelebilirsiniz. Tamam tamam. Geliyorum. Şeytan diye boğ hepsini. Doğum günü boğum günü olur inşallah. Çok şekersiniz. Ama ben ailemle kutlayacağım. Hatta çok geciktim. Beni bekliyorlar. Mumları, hadi mumları, bye. Mumları üflese. Benimki üfleyen benim mumlarım yanıyor. Ha, ikisi de aynı. Pasta bile aynı. Hadi bay. Ama komutanım gezinize. Ziyade olmasın. Sanyaki. Aklın çalsın. Karargah destek bölüğü, bir subay, bir astsubay, bir uzman erbaş,
88 erbaş verdi. Emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Merhaba asker. Sağ ol. Nasılsınız? Sağ ol. Siz de sağ olun. At. Arkadaşlar, atış eğitimi sonuçlarını alay komutanımız bizzat denetleyecek. Attığınızı vurup benim yüzümü kara çıkarmayacağınıza inancım tamdır. Gerekli bilgileri size komutanlarınız verecek. Emir komuta sende Kerim. Emredersiniz komutanım. Hazır ol. Ver. Komutanım. 12'den vuranlar ne olacak? Başına taş takılıp dünya güzel ilan edilecek. Ne olacak? Nikol olacak. Mal. Ya kaç kere 12'den vurdunuz da soru soruyorsunuz ha? Karavanacılar. Geçene. Geç. Emredersiniz komutanım. Anam. Karavana dedi, karnım acıktı. Ya. Ya atış yapmak için askere kalınır mı ya uşaklar ya? Ben memlekette yerleden atsaydım ha buradaki edip vurduydum 12'den ya. He, değil mi Zumba? Öyle değil mi? Bu ne lan? Burada tek delik var. Birini 12'den vurdun, öbür kırlarını karavana mı attın oğlum? Yok komutanım. Kağıt haşat olmasın diye bütün memurları aynı delikten geçirdim. Aferin. Geç lan yerine. Geç. Allah Allah. Bu hedef kağıtlarını komutan imzalamayacak mı? Yok, ben parmak basacağım. Lan ben komutan değil miyim lan? Ha? Asıl yap. Asıl yap lan. Komutanım. Ha bu kağıtlardan istediğimi de atabiliyor mu? Bu herif beni çıldırtacak ya. Bu herif beni çıldırtacak ya. Lan siz ne yapıyorsunuz lan orada ha? Yavrum sen uyuyor musun lan teneke ha? Yavrum. Anne. Ya uyanmak istemiyorum anne. Okula gitmek istemiyorum. Lan nasıl lan? Uyuyor musun oğlum sen ha? Hayır komutanım, ne uyuması ya? Ha? Ben... Attığımı gözüm kapalı vururum. O derece iyi nişancıyım yani. Atma lan. Atayım da görün komutanım. At da görün lan. Komutanım bir müsaade etsiniz atacağım ama... Atay! O ne lan? Görüyoruz mu komutanım? Turnayı gözünden vurdu. Turnay gözünden değil, kargayı götürün lan şu kargayı. Allah Allah. Demet Üstemen'in size vereceği cezayı görünce ben size güleceğim. At, at şimdi bakalım, karavan atınca göreceğiz. La gülmeyin oğlum ya. Vallahi karavana vuranlara acayip ceza veriyorlar he. Yandık o zaman abicim. Bizim lazikolar hariç alayımız cezalıyız. Cemal abi. Cemal abi. Cemal abi kalk. Cemal abi. Cemal abi kalk. Kalk uşağım kalk. Cemal abi. Ha o dembel, barlak, sarı, zumba
Hep beraber toplanıp bir yere gittiler. Habiler uyur gezer miydi, ne diyor? Ne uyur gezer ola? Onlar olsa olsa uyanık uyanıklardır. Gündüz karavana vurdular ya. He. Akılları sıra şimdi gidip kağıtları değiştirecekler bizimkileriyle. Atış kağıtlar bunu. Cemal abi karar verdi ha. Habiler şimdi uyur gezer midir, değil midir? Uyur kağıt değiştirirler midir? Hadi onlar öyleyse habı ne yiyeceksin, ne garatiren, ne du? Habiler uyur uyur mudur? Hadi bunları da boş ver. Biz ne yük? Uyur konuşur muyuk? Hiçbir şey anlamadım ya. Kağıda bak oğlum. Süper emici tuvalet kağıdı gibi. Bütün mermileri emmiş. Sen bana laf etme ya. Kıdemin yetmez. Dengesiz. Aha. Sen kendi kağıdına bak. Seda Sayan'ın suratı gibi bembeyaz ve gergin. Ne bileyim ben, kıdemli olan sen değil misin? Senden kopya çektik. Ne bileyim ben senin karavanacı olduğunu? Bana karavana deme, karnım acıkıyor. Beyler, şu İdris Fındıkoğlu'nun kağıdına bakın abi. Üşenmemiş, hepsini 12'den vurmuş ya. Hoşşaf. Aa, ben gerçekten Fındık'ın kağıdını vurmuşum. Aslında bu benim. Nereden senin kağıdın oluyor bu? Hı? Senin şafan yetmez bu kağıda sahip olmaya, tamam mı? Buraya... Piyade onbaşı Gökhan Sırım yazıyoruz arkadaşlar. Bu ismi silelim. Ya onu bunu bırakın da isim değiştirmek kolay da... bu kalbimiz kadar beyaz ve temiz sayfaları ne yapacağız peki? Nereye sokacağız? Anam maçene yaptınız be. Derdiniz bu olsun lan. Tut tut tut. Üzgün tut, kıpırdatma. Ulan sen 20 santimden vuramıyorsun be. Kazma. Senin yüzünden olur. Kıpırdatma. Cumbo sen de tut. Tutamıyor bana. Tut ha. Ateş. Hedefi böyle vuramıyor ha. Şuraya bak. Bu adamlar nasıl vurdu peki bunları Numan? Ben gideyim şunları bir öttüreyim de anlayalım meseleyi komutanım. Numan. Pardon komutanım. Sen bir dur. Sen bir dur bakalım. Levent Üsteğmen'le ben bu konuyu bir görüşeyim. O ne yapacağını çok iyi bilir. Numan. Arkadaşlar. Atış eğitimi birincileri belli olmuştur. İsmini okuyacaklarım, birer adım öne çıksın. Onbaşı Gökhan Sırım. Zihni fikri parlar. Danser Tereke. Danser! Rıdvan Sarı. Bak. Cemal abi, bizim ismimizi niye okumaydılar? Anlam ayrım ya, niye okumadılar? Bu anlaşılmayacak ne vardı? Evet. Bütün karavanınızlar öne çıktı, geri kalan hepimiz birinci yok. Bu arkadaşlarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Onlar bölümümüzün gururu olarak alayımızı temsil etmek üzere
dışına gönderilecekler. Nene bak görüyor musun? Yurt dışı tatili kazandılar. Biz niye gitmeyelim? Ulan sus, sus bir dinleyelim ya. Belki amort olarak bizi de hayvanat bahçesine döndürürler. Şanlı Türk ordusu Afganistan'ın Kabil bölgesinin kuvvet komutanlığını sürdürmektedir. Bu arkadaşlarımız da müttefikimiz ve dostumuz olan Afganistan'ın özgürlüğü için kanlarının son damlasına kadar savaşarak Türk'ün gücünü dünyaya bir kez daha gösterecekler. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Emir komuta sende Kerim. Emredersiniz komutanım. Ulan vurmayın lan bak fena olur ha. Tembel bir şey desene şunlar oğlum. Vurun beyler vurun. Ulan sayemde yurt dışı gezisine gidiyorsunuz lan. Allah'tan korkun be. Ulan, ulan Afganistan turistik yer mi? Yok. Ulan Afganistan turistik yer mi? Taliban'la nasıl baş ederiz? Nasıl baş ederiz Taliban'la? Taliban kimdir ya? Dört tane adamsız bir kişiyle baş edemediniz. Bırakın ben ciderim. Git, gir buradan. Komutan geldi oğlum. Dikkat çekmek yok buradan ha? Arkadaşlar komutan geldi. Dikkatinizi çekerim. Çektim. Kızlar hadi bakalım eğitime. Pardon komutan ne eğitim bu? Beden eğitimi, aletli jimnastik, böyle kulplu beygirin kulpundan tutup fırfır dönmeler falan. Dayı! Çıkın eğitime, normal eğitim lan! Nenem, komutanım ben kulplu beygirleri çok severim ya. Bir şey soracağım sana. Ha bu kulplu beygir kaç beygirdi komutanım? Bırak şimdi beygir meygir oğlum, siz burada kalıyorsunuz. Sadece özel kuvvetler geliyor. Hadi bakalım. Dı. Komutanım siz yanlış koğuşa geldiniz. Burası özel kuvvetler koğuşu değil, normal ellerin koğuşu. Hadi oğlum sallanma lan. Siz özel kuvvetsiniz ya. Hadi. Hayt hadi lan. Ben de anlarım özel kuvvetten. Hadi Biftek hadi yap kardeşim yap kurtul. Hadi bak. Sallanma bak arkadaşlar seni bekliyor. Hadi bakayım. Geçtiniz. Tebrikler. Sizleri buraya çağırmamın sebebini de Kerim Asker Emir'iniz açıklayacak. Kerim Emir komuta sende. Emredersiniz komutanım. Özel kuvvetler olarak özel bir tatbikat yapacaksınız. Temsili düşman kuvvetleriyle çarpışacaksınız. Tiyatro temsili. Sazcaz tam gaz. Sız. Mavi kuvvetlerle çarpışacaksınız. Komando birliğinden tatbikat için geldiler. Nasıl komando? Uzaktan komando. Şu elimdeki yeşil bayrağı şu ilerideki ağacın dibine yerleştireceksiniz. Hepsi bu kadar mı komutanım? Neyse çocuklar kolaymış. Alsın al. İstikamet ağacın dibi.
Marş marş. Manyak herifler. La uşaklar, dünya yenilmene göre kırmışsınız. Hayırlı olsun. Hatan sizi Afganistan'a göndersen biz yandık ulan. Niye ki? Ne demek niye ki lan? Ne demek niye ki? Taliban bunları görünce ağzını sulaya yakacak. Ondan sonra onlar da Türkiye'ye peşlerine gelecek. Benim, vay beni, vay beni, vay vay beni. Ulan niye ağlıyorsun? Esprilik ettim. Ya ağlamayalım Cemal abi ya. Gerisinden güleyelim ablara ya. Tamam lan. Yeter. Şu fıkra kahramanlarına bile alay konusu olduk ya. Yarın gidip bizzat Levent Üsteğmen'e her şeyi itiraf ediyorum oğlum. Dikkat! Özel kuvvet biriminde bulunanlar tam teşhisatlı olarak hazırlansın. Ne verecekler la bizi? Yollar taştan, çıkar yüzünü taştan. Arkadaşlar, El-Kaide'nin hücresini basacakmışız. Bana bakın, önce bir börekçiyi basalım. Benim karnım çok acıktı. Lan El-Kaide'yi değil, El-Kaide'yi basmayı diyoruz. La yuh be! Hala bir espri, hala bir komiklik. Çocuklar, ben bir dümen bulur, hepinizi kurtarırım burada. Sen bu saatten sonra değil dümen. Haydar dümeni bile bulsam problemlerimize çare bulmaz. Ne topuydu lan o? He? Beyler, hani baskın yapacaktık ya. İşte şimdi El-Kaide'yi yapmazdık. Hadi! Durdunuz, durdunuz! Dur, dur, dur! Sakin ol, sessiz. Tamam mı? Evet, tamam, tamam. Tamam. Şimdi ben ne dersem aynen tekrar et. Tamam mı? Tamam. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. La havle ve la kuvveti. La parlak, öleceğiz mi la biz? Öleceğiz tabii. Kurşunu verecekler, kurşunu verecekler. Ben ölmek istemiyorum. Komutan vuruldu. Komutan burası ya. Bu da gitti abi. Lan çocuk da vuruldu lan. Bitti ya abi. Ana! Evet seni. El-Kaide'yi yakalasaydık daha iyiydi lan. Asker, nereye kaçıyorsun? Türk askeri her meydanından kaçmaz. Siz burada vatanı korumak için bulunuyorsunuz. Ananızı, bacınızı, karınızı böyle mi koruyacaksınız? Ama komutanımız öldü komutanım. Çanakkale'de bir grup kaçan asker Mustafa Kemal'le karşılaşınca sizin verdiğiniz cevabın aynısını vermiş. Komutanımız şehit düştü. Düşman kalabalık. İşte o gün Mustafa Kemal size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum emrini vermiş. Siz kanınızın son damlasına kadar düşmanı ne kadar oyalarsanız arkadan gelen kuvvetlerimiz o kadar zaman kazanacak. Şimdi ben de size aynı emri veriyorum. Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Buna hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. 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 Türk askeri korkar mı? Korkmaz. 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 Tabii ki korkmaz. Siz de korkmazsınız. Çünkü damarlarınızda dolaşan kan atalarınızın kanıdır. Yeter ki bunu birazcık hissedin. Şimdi Mustafa Kemal'in Çanakkale'de verdiği emri ben de size veriyorum. Size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum. Aaaaaah!
Oyun öyle oynanmaz. Böyle oynanır. Aklınız sıra atış eğitiminden kaytaracaktınız, öyle değil mi? Sizin yaptığınız askerlik mi be? Gerçek askerliği doğuda, sınırda, her an canını tehlikeye atan Mehmetçik yapıyor. Sizin bu yaptığınız eğitimler onlara evcilik oyunu gibi gelir. Eğer kendinizden, vatanınızdan utanmıyorsanız, gazilerden, şehitlerin aziz hatıralarından utanın. Sırt hücumundan da kaytarsaydınız, cezanız daha ağır olacaktı. Ancak hepinizin gözünde, her Türk askerinin gözündeki cesareti gördüm. O yüzden cezanız hafifleyecek. Buradan Kışla'ya koşarak döneceksiniz. Tam 89 kilometre. Şimdi takım. Yerinde say. Vatan sana canı feda. Yürüyüş kararı sayılacak. Say. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Marş marş. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Vatan sana canım feda. Sizde ölmez, vatan bölünmez. Sizde ölmez, vatan bölünmez. Yürüyüş kararı say. Sol, 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 sağ, sol. Sol, 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 sağ, sol. Geldin askere, sas duruşu göster. Saçın karışmış, merak etme keserler. Sancağa karşı önce bir selam ver. Marşını söyle, şimdi beraber. Hadi akşamdan aşağısın. Yaylalar, yaylalar. Kalk kalk, hadi şimdi yataktan. Bak bak, hadi hep